Şimdi işçiye verilmiş üçgenler ve kareler. Adetleri aynıymış. Yani aynı sayıda üçgen ve aynı sayıda kare var. Biz kaç tane olduğunu bilmiyoruz. N tane diyelim. Bunlardan N tane olsun. Yani N tane üçgen ve kare olsun. Şimdi şöyle diyor. Üçgenlerin köşelerine ardışık tek sayılar yazılacakmış. O zaman biz üçgenlerin köşelerine şunları yazacağız. 1, 3, 5 yazacağız. Bunu birinci üçgenin köşelerine yazacağız. Sonraki üçgenin köşelerine 7, 9, 11 yazacağız. Böyle ilerliyoruz. Şimdi biz en son bir tane daha üçgen yazacağız. Şöyle yazıyorum. Şurası X olsun, bu Y olsun, bu da Z olsun. Şimdi üçgenlerin köşelerine bunları yazdık. Sonra karelerin köşelerine de ardışık çiftleri yazacakmışız. 2, 4, 6, 8. Bu birinci karenin köşelerine. Sonrakilere 10, 12, 14, 16. Böyle ilerliyoruz. Son karenin köşesine de şöyle yazalım. A, B, C, D. Bunları yazdık. Tabii adetler aynı. Çünkü aynı sayıda üçgen ve kare var. Şimdi, evet, şöyle diyor. Yazılan en büyük çift sayı. Şimdi yazdığımız en büyük çift sayı şu. D sayısı. Yazdığımız en büyük çift sayı bu. Sonra en büyük tek sayı, o da Z. Bunların arasındaki fark 13'müş. Yani şunu söyleyebiliriz. Tabii çiftlerin büyük olacağını hemen söyleyebiliriz. Şu sayıya bakarsak en baştaki sayı 8, 5, 16, 11. Bunun büyük olacağı açık. Yani D eksi Z eşittir 13'müş. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi yazılan en büyük çift sayı ile en büyük tek sayının toplamı. Bunların toplamını istiyor. D artı Z amacımız bunu bulmak. Şimdi farklı yaklaşımlar takip edebiliriz. Bizim için önemli olan şu n olacak. N. Şimdi ilerleme şekline bakalım. Şu sayı, yani üçgenimizin büyük köşesine yazılan sayı. 5 yazılmış. 11 yazılmış. Kaç fazlası? 6 fazlası. Bir sonraki de 6 fazlası olacak. Şimdi biz 11 şöyle alsaydık işte 13, 15, 17 olacak. 6 fazlası. Bunlar 6 6 gidiyor. Biz n tane sayı olduğunu varsaymıştık. O zaman aradaki boşluk ne kadar olacak? N eksi 1 kadar boşluk olacak. Yani şöyle düşünürsek diyelim ki 5, 11, 17, bir tane daha yazayım. 23. Şimdi kaç tane sayı yazdım? 1, 2, 3, 4 tane sayı yazdım. Aradaki boşluk 3 tane. Yani biz 5'in üzerine 3 tane 6 eklersek 23'ü buluruz. N'imiz burada 4 olmuş oldu. 1 eksiği kadar 6 eklemiş olduk. Şimdi şunu siliyorum. Biz en baştaki sayıya, yani 5'e, 5'in üzerine, 5'in üzerine şu 6'lardan, bunlar 6 6 gittiği için artış miktarı 6. 6'lardan n eksi 1 tane eklersek en sondaki z sayısını buluruz. En sondaki sayı böyle bulunur. Mesela işte 3 tane olsaydı, işte birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu. Bunun üzerine kaç tane 6 ekleyecektik? 2 tane. 3 tanelerse 2 tane ekleyecektik. 1, 2 şeklinde. Yani şu adedin 1 eksiği kadar eklemeliyiz. Şimdi aynı şeyi öteki için yapalım. En küçük olan sayı 8. Bunun artış miktarı da 8. Bunlar da 8 8 gidiyor. Demek ki en baştaki 8 bunun. 8'in üzerine 8 çarpı n eksi 1 eklersek, yani şunun 1 eksiği, toplam adedin 1 eksiği n eksi 1, bunlardan 8 tane eklersek elde ederiz en sondakini. Bu da D sayısı. İşte ikisinin farkını biliyoruz, 13. Çıkaralım. Bundan şunu çıkaracağız. Şunu. D eksi Z eşittir 13. D sayısını yazıyorum. Şu sayıyı. 8 n eksi 1 artı 8 eksi z sayısını yazıyorum. Eksi 5 eksi 6 tane n eksi 1 eşittir 13. Şimdi
8 tane eneksi 1, 6 tane eneksi 1, 2 tane eneksi 1 diyebiliriz hemen. 8 eksi 5, 3 eşittir 13. Karşıya atarız. 10 olur. 2 eneksi 1, 10. 2'ye bölersek 5, karşıya atınca 6. Bizim en sayımız 6 olacakmış. Demek ki bunlardan 6 tane varmış yani. 6 tane üçgen, 6 tane kare. Hemen şuradan devamını hesaplarız. Z sayısını bulmak istiyorsak ne yapacaktık? 5 artı 6 çarpı enimiz 6 idi. 6 eksi 1. Burası 5. 6 kere 5 30. 35. Demek ki tek sayımız 35'miş. D sayımızı hesaplayalım. O da 8 artı 8 çarpı n eksi 1. 6 eksi 1 yani idi. Şurası 5. 8 kere 5 40. O da 48'miş. Bizden bu ikisinin toplamı isteniyor. Toplarsak bu da 83'edir.